сега искаме да поканим тук за реч Мустафа Услу, продуцент на филма за Наим Сюлейман Олу. Şimdi sahneye Sayın Mustafa Uslu'yu davet ediyorum. Naim filminin prodüktörü. Merhabalar herkese. Mesut Hanımlar. Burada olmaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Biz Naim Süleymanoğlu'nun filmini çekerken 2 yıldır bu projeyle yaşıyoruz. 2 yıldır Naim abinin hayatının en ince detaylarını, belki sizin de bilmediğiniz detaylarını biliyoruz. O yüzden çok farklı duygular içerisindeyiz. Gerçekten bu filmde oynayan 10 yaşındaki çocuktan tutun da en büyük yaştaki insana kadar herkes yüreğini koydu. Naim Süleymanoğlu sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne olimpiyat madalyaları, dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları getirmedi. Naim Süleymanoğlu 1986 yılında 350 bin tane pırlanta gibi soydaşımızla bizi buluşturdu. Ülkemize renk kattı. Kadınları, onların kadınları ağır iş yapabileceklerini gösterdiler. Otobüs kullandılar, inşaatlarda çalıştılar. Ama asla devlete müdanaa etmediler. Hiç kimseye müdanaa etmediler. Kendi etmediler çünkü. Kendileri ettiler. Akademisyen oldular. Doktor oldular. Öğretmen oldular. İnşaatçı oldular. Ama asla kimseye müdanaa etmediler. Hiçbir tarikata, hiçbir derneğe, hiçbir yasa dışı örgüte üye olmadılar. Asla vatana ihanet etmediler. Asla bayraklarına ihanet etmediler. Ben 40 yıldır bu memlekette yaşıyorum. Ben görmedim. Gören varsa çıksın söylesin. Naim Süleymanoğlu sınırları yıktı. Naim Süleymanoğlu, bizim filmimizin bir son sözü var. Halkına evrensel insan haklarını yaşatabilmek için özgürce isimlerini kullanabilmeleri, ibadetlerini yapabilmelerini, doğdukları, büyüdükleri topraklarda insan gibi yaşayabilmeleri için çocuk yaşta kaldıramayacağı ağırlıkların altına girdi. Ama hepimizi şaşırttı, dünyayı da şaşırttı, kaldırdı. Bedelini bilerek ve isteyerek hayatıyla ödedi. Aramızdan ayrıldığında henüz 50 yaşındaydı. Seni asla unutmayacağız cephe hünkârı. Sana minnettarız. Dün, çok değil 30 yıl önce bu şehirde, zulmün merkezi bu şehirde, mezar taşlarından imamların ağlayarak isim sildiği günden bugün buraya Naim Süleymanoğlu ismini yazdığımız güne geldik. Şükürler olsun. Bugün çok güzeldi. Barış için, mutluluk için insanlar burada. Naim'in çevresinde toplandılar. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Aranızda olmaktan sonsuz derece mutluyuz. İnşallah biz de şampiyona yakışan, onu dünyaya tanıtacak, onun kalbini dünyaya tanıtacak, motivasyonunu dünyaya gösterecek bir film yapacağız. Hiç gözünüz arkada kalmasın. Şimdi burada çalışıyoruz. Mestanlı'da, evimizde gibi çalışıyoruz. Sayın Belediye Başkanımız, herkes, bütün güzel insanlar, bütün Mestanlı halkı bize kapılarını açtı. Naim'in adını duyduklarında boynumuza sarılıyorlar, evlerine çağırıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Hepinizi çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradayız. Sağ olun, var olun. Biraz önce Naim Süleymanoğlu'nun hayat biyografisi anlatılırken 12 yılda kazandığı 3 tane olimpiyat madalyasından bahsedildi. Biz bu madalyaların orijinallerini madalyaların sahibi Hatice Süleymanoğlu'ndan aldık. O madalyalar bir naylona sarılmıştı. Ve o naylonu açtık, kurdelelerini kokladığımızda hepsinde Naim abi kokuyordu. Annesine eminim ki ve onu annesine teslim ettik. Bir örneklerini yaptırdık birebir. Onun da belediyenizde olmasını çok uygun görüyoruz. Evet, gerçekten hepimiz bir gün ölüp gideceğiz. Dünya fani ama Naim Süleymanoğlu ismi yaşayacak. İnşallah Türkiye'deki ve dünyadaki gençler
Naim abilerini öğrenecekler, onun yüreğini tanıyacaklar, onun motivasyonunu öğrenecekler ve örnek alacaklar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Komşular, arkadaşlar, bu medalyalar bütün Maslanlılarındır. Bu medalyaları Naim abimiz Maslanlı gibi kaldırmıştır ve belediyede bir yerde herkesin görebilecek olduğu yerde asık olacak. Sağ olun, var olun. Dün akşam çok küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Dün akşam Bulgar gümrüğünden geçerken gümrükteki görevli Bulgar memur arkadaşlar bagajımızı kontrol ederken Naim Süleymanoğlu tişörtlerini gördüler. Çok ilgilerini çekti. Biz de dedik ki size hediye etmek isteriz. Sonuçta bunlar promosyon. Dağıtmak için getiriyoruz. Bana bir soru sordu. Kimin Naim'i dedi. Biz de tabii gururla dedik ki bizim Naim'imiz. Yok dedi, o artık sizin Naim'iniz değil. Dünyanın Naim'i dedi. Bütün dünyanın Naim'i oldu. 18 Kasım 2017'den sonra bütün dünyanın Naim'i oldu. İyi ki geldiniz. Bu sevgi onu gösteriyor. Sağ olun, var olun.